güzellik fuarındaki gezmemize büyük bir keyifle devam ediyoruz. Çünkü burası benim için bir cennet aslında. Amanın bakın nasıl bir standın önündeyim. Burada ürünler var, bakım ürünleri var, efendim makyaj malzemeleri var, şampuanlar var, parfümler var, jöleler var, bakım kremleri var. Çok güzeller. Bir de bize diyorlar ki küçücük şeylere para veriyorsunuz. Ama küçücük ama ne kadar güzel, bakar mısınız? Kontes'in standıymış burası. İçeri girelim, birazcık gezelim isterseniz. Burası Kontes'in standı. Yanımda da Hamit Bey var. Merhaba Hamit Bey. Efendim merhabalar diliyorum. Hayırlı görevler diliyorum efendim. Biz de size iyi fuarlar diliyoruz. Güzel geçiyor herhalde. Oldukça renkli görüntüler var fuarda. Efendim sektörümüz öncelikle renkli, cıvıl cıvıl, güzel insanların buluştuğu güzel bir fuar. Evet, Kontes Kozmetik uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma, öyle değil mi? 1890 yılı Avrupa'da ilk Türk kozmetik üretici firması olarak başlıyor. Tabii Osmanlı'nın geri çekilmesiyle Cumhuriyet topraklarında sektör bir derece durağanlaşıyor ve o günün sanayisinin olmadığı bir dönemler. Babam askerden dönüşünde 1958'de tekrar dede sektörünü canlandırıyor. Bugün Türkiye'nin en eski kozmetik sektör üreticisi olarak Bursa'da hizmetimizle ülkemize devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır diye de bir çok yaygın bir atasözü mü desek söz vardır. Evet. Aslında bu da doğrudur herhalde. Tüm kadınlarımız güzeldir ancak bakımlı kadın daha da güzeldir. Biz bakımlarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Güzelliklerine güzellik katacağız. Peki ürün gruplarınız nelerdir? Neler var? Neler üretiyorsunuz ve bize ulaştırıyorsunuz? Sektörümüze başlarken önce kokulandırma grubuyla başladı büyük dedemiz. Daha sonraları kozmetiğin ve parfümeri kelimesinin olmadığı bir Türkiye ortamında çok enteresan bir ifadeyle giriyorum. Düzgünlük kremi denilen o günkü ifadeyle bugün makyaj ve kozmetik ve parfümeri adını alan sektörün içerisinde ciltteki cilt uygulaması ilk başlatan, saten kremi üreten, ciltteki pürüzleri gireden çok enteresan bir ürünle Türkiye pazarına girdik. Türk insanı güzelleştirmesine katkıda bulunduk. Bununla birlikte ürün yelpazemizi 120 çeşit gibi değişik ana gruplar halinde çeşitlendirerek değerli Türk halkına ve dünya güzellerine sunmaya çalışıyoruz efendim. Bu arada makyaj malzemelerine bakarken ben bir takım fondötenler falan gördüm. Bunlar aynı zamanda yazıyor üzerinde. Hem nemlendirme özelliğine sahip, evet, hem bakım özelliğine sahip, değil mi? Birkaç özelliğe birden sahip. Tüketicilerimizin bilinçlenmesi gereken en önemli konu kozmetikte nem oranını artıran, cildi nemle besleyen ürünlere özellikle dikkat edecekler. Çünkü cildimizin sağlıklı bir yapıya kavuşması için su oranı, nem oranı mutlak muhafaza etmesi gerekiyor. Bu da nemlendiren gruplara tüketicinin yönelmesinde çok büyük yarar ve fayda vardır. Güzellik orada efendim.